Birinci Murad'ın birinci Kosova Savaşı sonrasında şehit edilmesi üzerine Osmanlı tahtına daha sonraları Yıldırım Beyazıt olarak da tanınacak olan birinci Beyazıt geçti. Birinci Beyazıt Balkanların yanı sıra Anadolu'da da siyasi birlik sağlama çabasına girişti. Bu kapsamda Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları ve Serhanoğulları beyliklerine topraklarına kattı. 1392'de Jandaroğulları topraklarını ele geçirdi. Saltanatı sürecince 4 kez İstanbul'u abluk altına aldı. Bunlardan üçüncüsünü 1396 yılında yaptı. Fakat Haçlı ordusunun Neyboğlu'ya kadar gelmesi üzerine ablukayı kaldırdı. Eylül 1396'da yapılan Neyboğlu Savaşı'nı kazandı. Savaşın ardından İstanbul'u dördüncü kez abluka altına aldı. Fakat bu ablukayı doğuda beliren Türk Timur tehlikesi sebebiyle kaldırdı. Çin'e sefer düzenlemek isteyen ve batısında güçlü bir devlet barındırmak istemeyen Timur, daha önceleri savaşarak yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu ile Celayirli hükümdarlarının Osmanlı'ya sığınmasını ve istediği şartların kabul edilmemesini ileri sürerek Osmanlı'ya savaş açtı. İki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşılaştı. 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt, kendisine bağlı Türk beylerinin Timur'un tarafına geçmesinin de etkisiyle yenilgiye uğradı. Oğullarından Mustafa ve Musa ile birlikte Timur'a esir düştü. Yıldırım 1403'te Akşehir'de vefat etti. Timur, Yıldırım'ın vefatı üzerine Musa'yı serbest bıraktı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Timur'un ordusunda, burada değinmedik ama, Timur'un ordusunda filler var. Ama Osmanlı'da fil yok. Yani gün o zamanın tankı gibi. O zamanın tankı gibi. Öyle anlatalım yani. Oğulları, paşaları ve dahi veziri azamı dahi Yıldırım Beyazıt'a diyor ki: "Efendim, gece baskınını yapalım. Hazırlıksız bir şekilde bu adamın işini bitirelim." Ama diyor ki: "Bırak bre. Aksak Timur bir hazırlansın. Biz ondan sonra onu yeneriz." Halbuki bu çok yanlış bir düşüncedir. Bu savaşta, Ankara Savaşı'nda. 1402. İkinci olarak şöyle bir durum daha var. Osmanlı o zamanlar daha bir devlet. Beylikten yeni çıkmış bir devlet. 1402. Osmanlı'nın gerçek ve güçlü bir devlet. Ki Osmanlı zaten ömrünün sonuna kadar devlettir. İmparatorluk değildir. Olabilmek için 1453 en erken. O da İstanbul'un fethi ile beraber Osmanlı gerçek bir devlet olmuştur. O ayrı. Ama size nasıl tarif edeyim? Türkiye ile Amerika savaşı kim kazanır? Amerika. Büyük o ihtimalle. Aynı şekilde Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu'nun savaşını da o kazan, Timur kazanmıştır. Ama şöyle bir ayrı mesele var. Timur Yıldırım'a zinhar esir muamelesi yapmamış ve yanındaki kafesli sadıra değil, normal hükümdarlara ağırladığı normal bir yere koymuştur. Kafesli sadır hikayesi efsanedir. Şöyle de bir şey var. Nasıl tarif edebilirim size? Timur Yıldırım Beyazıt'ı çok oyalıyor. Çok haddinden fazla oyalıyor. Mesela bir oraya gidiyor, bir Sivas'a gidiyor. Falan filan. Yıldırım Timur'a derken çok oyalandığı için
Savas yorgun. Mesela Timur Ankara'ya varmış, sinirlenmiş. Timur yorgun. O biraz da onun etkisi var. Ama durum her ne olursa olsun. Sonuçta 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nı biz kaybediyoruz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Timur'un Türklük meselesi. Timur Türktür arkadaşlar. Az önce zaten merak ettim. Türk Timur diye. Şöyle bir şey var. Mesela günümüzde niye Amerika ile Rusya ikisi de Hristiyan olmasına rağmen, aynı mezhepten olmasına rağmen birbirlerine resmen soğuk bir savaş içinde? Çünkü güç hırsı. Acaba dünyaya kim hakim olacak? Kim birinci güç olabilecek? O yüzden arkadaşlar aynı şekilde bu durum insan var olduğundan beri olan bir durum arkadaşlar. Kim birinci olabilecek? Kim birinci güç olabilecek? Yani o yüzden iki devlet birbiriyle savaşıyor. Ki zaten eğer şöyle bir şey var. Ayrı bir mesele. Normalde İstanbul'un fethi 2. Mehmet'tir. 1. Mehmet zaten Çelebi Mehmet. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet. Ama eğer Ankara Savaşı olmasaydı. Ki bakın hakaret mektupları diye bir şey geçiyor. Yani iki hükümdar arasında. Bunun da asla asla yok arkadaşlar. Ki olsa dahi zaten veziler hakaret etmişlerdir birbirine. Türk tarih şakalarında ara sarabilirsiniz. İki hükümdarın birbirine hakaret ettiği yani Timur'la Yıldırım birbirine hakaret ettiği bir tane bile kayıt bulamazsınız arkadaşlar. Eğer Ankara Savaşı olmasaydı İstanbul'un fethi ve daha yükselme devri en az 50 yıl önceden başlayacaktı. Ama Ankara Savaşı denge değiştirdi. Bir de şöyle bir şey var. Timur'a Osmanlı'yı yanlış tanıttılar. Çünkü bu Batı'nın yani Papalığın, Fransa'nın falan filan içine geliyordu. O yüzden yanlış tanıttıkları için böyle bir olay oldu. Eğer iki hükümler savaşmayıp da birleşselerdi tam manasıyla ya da birleşme olmayıp da hiç savaş olmasaydı şüphesiz tarih farklı şekilde seyredecekti. Ki nitekim Yıldırım Beyazıt kabiliyet konusunda ilk 5 Osmanlı padişahına ne girer? Fatih, Yavuz, Kanuni, 2. Abdülhamit, Yıldırım Beyazıt sırayı değiştirebiliriz. Olay bundan ibarettir.